En düşük emekli maaşı hala 10 bin lira. En alt gelir grubunda emekliler sadece %33 zam alacak. Bir emekli bana yazmış dün akşam, vekilim zamdan önce 10 bin TL maaş alacaktım. Zamdan sonra yine 10 bin TL maaş alacağım diyor. Bu zam nerede diyor. Siz emekliye 3 mi yapsak 5 mi yapsak diye tartışırken yılbaşından bugüne maalesef iğneden ipliğe zam geldi. Çaya %35, şekere %12, kahveye %25, mutfak tübüne 45 TL zam geldi. Köprüye, motoru, taş vergisine, benzine her şeye zam geldi. Maalesef emeklinin zammı cebine girmeden erimiş durumda. Şimdi yeni bir iş kolu açtınız sayenizde, yeni bir iş kolu açıldı birkaç yıldan beri. Etiket değiştirici diye marketlerde etiket değiştiren insanlar var. Yeni bir iş kolu açılmış durumda. Maalesef Türkiye'nin yaşamış olduğu durum bu. Şimdi seçimden bu yana hem iktidar partisi hem iktidar partisinin küçük ortağı emeklerle ilgili çeşitli vaatlerde bulunuyorlar. 9 aydır herkesin ağzından söz çıkıyor. Emekli zam için çalışıyoruz. Emekliye zam yapacağız diye. Ama maalesef 9 aydan beri gele 2500 TL bir zam geldi. Sadece 2500 TL zam geldi. 2500 TL'nin ne anlamı var? Bunu da sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, anket yapılıyor. Ankete göre zam yapılıyor aslında. Biliyorsunuz %5 olmadı, 10 ilave zam yapalım dedi. Yine ankete bakarak yapıldı. Bugün bu zamın sebebi bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi. İki, emeklerin ses yükseltmesi. Burada söyleyelim, hem emeklere bir çağrı yapalım. En düşük emekli maaşı asgari ücret oluncaya kadar emekler sesinizi yükseltin ve bu iktidar sizin sesinizi duysun. Bunların tuzu kuru ama seçime 2 ay var. Eğer siz sesinizi yükseltirseniz bilin ki anketleri görürlerse bunlar en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkarırlar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak en düşük emekli maaşı asgari ücret oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, bir video dinleteceğim ben size. Mülakatı kaldırarak gençlerimizin ses geliyor mu? Başarı sıralamasına göre yapacağız. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SKK'larla Sayın Milletvekilim, Sayın Ağbaba, 200 güne indiriyoruz. Tamam. Sizin konuşmanız lazım. Dinleme. Tamam. Hemen gösterge hakkından yararlanabilmesini. Buyur Ağbaba, tamam. Sen söylersin. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar, bu videoda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi vaatleri var. Ne diyor? Mülakatı kaldıracağız diyor. Mülakat kalktı mı, kalkmadı. Arkadaşlar, bu fakir fukara çocuklar arasında ayrım yapmak siyasi ahlaksızlıktır. AK Parti, şunu söyleyelim, hakkını verelim. İktidar fakir fukara konusunda ayrım yapmıyor. AK Parti'ye oy veren fakir fukaranın çocuğunu da işe almıyor. CHP'ye oy veren fakir fukaranın da çocuğunu işe almıyor. Kim alıyor? Daha üst düzeyde il başkanlarının, milletvekillerinin çocuklarını işe alıyor. Mülakat kaldırılmadığı sürece bu maalesef Türkiye'deki adalet sağlanamaz. Gençler arasında, üniversite okuyan arasında büyük bir ayrımcılık var. Buradan söyleyelim. Her 3 gençten ikisi işsiz durumda, iş arıyor ve birçok gencin de gözü dışarıda. Yine burada ne diyordu? Emekliye enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bankurlara esnaf prim gün sayısı 9000'den 7200'e indireceğiz diyordu. Buradan esnaflara bir çağrı yapıyorum. Size söz verdi bu iktidar. 9000'den 7200'e düşeceğiz de düşürmedi. Stajyerler ve çırak sayılmayanlara buradan çağrı yapıyorum. Sizi mağdur eden buradaki iktidar ve onun ortağı. 31 Mart seçimlerde bunlardan hesabını sorun. Yine taşerondan kadroya geçmeyenleri kadroya alacağız dedi, almadılar. Yine biraz önce dinlediniz, tüm memurlara 3600 ek gösterge vereceğiz dediler, vermediler. Ev hanımlarına devlet destekli sigorta yapacağız dediler. 9 ay geçti, yapılan bir şey yok. Şimdi size bir şey soracağım. Gidiyorsunuz bir daire arıyorsunuz müteahhitten. 2 oda, 1 salon, balkonu var, tuvaleti var. Evi teslim ederken balkon yok ya da oda yok. Sizin de durumunuz bu. Vaat etmişsiniz, vaatlerin hiçbiri yok. Eğer bir, bunun ismine ne diyebiliriz? Siyasi üçkağıt, siyasi dolandırıcılık. Eğer siyasi dolandırıcılığın bir cezası olsa vallahi dünyanın cezasını yerdiniz, hapisten çıkamazdınız. Ama maalesef siyasi dolandırıcılığın cezası yok. Buradan tekrar çağrı yapayım, dolandırdığınız insanları
insanları 31 Mart'ta siyaseten bu dolandırıcılara cevap vermenizi sizden beklediğimizi söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir de iktidarın yaratmış olduğu bir kurum var ki TÜİK mucize yaratıyor. Bugün bu kadar hayat pahalılığının olduğu dönemde enflasyon rakamlarını düşürerek müthiş işler yapıyor. 64.77 enflasyon açıklanıyor. ENAG'a göre %127. Çaya bir yılda %113 zam geliyor. Ete bir yılda %126 zam geliyor. Benzine %100, konut fiyatlarına %119, kiralar %136, benzin, mazot 20 liraydı, 40 lira olmuş. 2023'te dolar 18 lira, şimdi 30 lira. Çeyrek altın 2023'te 1800 lira, şimdi 3500 lira. Değerli arkadaşlar, zam dediğin emekliye verdiğin 2 kuruşla olmaz. Zam dediğin gıdaya yapılan zam gibi olur. Zam dediğin trafik sigortasına yaptığın %400 zam gibi olur. Zam dediğin cep telefonuna harcına yapılan %426 zam gibi olur. Zam dediğin kamuda huzur hakkına yapılan %686 zam gibi olur. Zam dediğin kendine yaptığın %85 zam gibi olur. %100'den fazla artmayan hiçbir şey kalmadı. Siz bize yıllık enflasyon %64 diye yutturuyorsunuz. Yalan makinası TÜİK bile hissedilen enflasyon diye bir şey söyledi, bir tabir söyledi. %129'muş hissedilen enflasyon. Hani bir hissedilen sıcaklık vardı ya, hissedilen deprem, bir de hissedilen enflasyon sayenizde duymuş olduk. Maalesef 84 milyonu aptal yerine koyan bir iktidarla karşı karşıyayız. Yine birkaç rakamı da sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Son 5 yılda 2019-2023 arasında ülke genelinde kiralarda %583, yani 6 kat artmış durumda. Mersin'de 9 kat, Muğla'da 10 kat, Ankara'da 8 kat, İstanbul'da 7 kat artmış. Benim seçim bölgem Malatya'da 15 bin lirayı bulmuş durumda kiralar. Maalesef bir emekli bir aylık kira maaşıyla kira ödemesi mümkün değil. Ankara'da ev kiralamak için 2 emekli aylığı, İstanbul'da oturmak için 3 emekli aylığı para lazım. Emeklinin maalesef sayenizde besleniyorsa yatamıyor, yatıyorsa giyinemiyor. Değerli arkadaşlar, şurada bir resim var. Burada bir resim var. Bakın, bu sizin sayenizde gerçekleşen bir resim. Bu son dönemde olan resim. İkinci el eşyaların, ikinci el ayakkabıların, ikinci el paltoların satıldığı pazar burası. Türkiye'nin her yanında en çok açılan iş yerleri bunlar. Maalesef emekliler artık ikinci el gömlek alıyor, ikinci el ayakkabı alıyor, ikinci el palto alıyor. Hatta daha acı bir şey söyleyeyim ki değerli arkadaşlar, emekliler ölen komşusunun eşyasını giymek için bekliyor durumda. Bunu da emekliyi de bu duruma getiren sizsiniz. Emekli herhalde Türkiye tarihi boyunca bu kadar açlık sınırının altında yaşamamıştı. Bir de değerli arkadaşlar, bir de bir saray harcaması var ki onları da görmek lazım. Maalesef saray bu yıl günde 33.6 milyon lira harcayacak. Saatte 1.4 milyon, dakikada 23 bin lira harcayacak. Dakikada 2,5 emekli maaşı harcıyor emekli saray, ama insanlar ölmeye devam ediyor. 16 milyon dul ve yetimin çok büyük bir kısmı düşük emekli maaşı alıyor değerli arkadaşlar. Hatta dul yetimler hisse oranına göre daha da azalıyor. Dün evimden çıkarken 70 yaşında bir teyzeyle karşılaştım. Yolumu kesti, dedi ki ben 5 bin lira maaş alıyorum. 70 yaşında hala bu yaşımda evde temizliğe gidiyorum dedi. Bu düzeni yaratan da 70 yaşındaki kadını da çalışan da sizin düzeniniz. Bu düzeniniz bassın diyoruz. Değerli arkadaşlar, bir yetim varsa eş 5 bin lira, çocuk 2500 lira alacak. Tek dul eş varsa 7500 lira maaş alacak. Hele hele bu dul yetimin yaşaması mümkün değil. Bakın değerli arkadaşlar, maalesef emekli maaşlarını en düşük emekliye eşitleyeceksiniz bu zamlarla beraber. Türkiye'deki çalışan kesimlerin sorunları çok büyük, ama emeklilerin durumu çok daha büyük ve bu maalesef yıldan yına kötü olmaya devam ediyor. 2002'den hani hep övünüyorsunuz, 2002'den bugüne kadar emekli aylıklarını telafi edilmez kayıplara uğradı. En düşük maaş 2002'de 240 TL iken asgari ücret 184 TL'ymiş. Yani en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katıymış. Değerli arkadaşlar, bir emeklinin maaşı 2002'de 8.9 altın ederken, bakın
8.96 ile ya 9 tane çeyrek altın ederken şu anda 2.5 çeyrek altın ediyor. Maalesef emeklinin cebinden tam tamına değerli arkadaşlar 6 altın çalmış durumdasınız. Emekli 6 altın eksik almaya devam ediyor. Düşünün, eğer bu çeyrek altına göre emekli maaşı hesaplanmış olsaydı bugün emekli maaşı 31.239 TL olacaktı. Bu rakamlar sizin rakamlarınız. Onu da belirtmek istiyorum. İktidar maalesef emeklinin cebinden her ay 6 altın çalmaya devam ediyor. Bunu da söyleyelim. Değerli arkadaşlar, tekrar söylemekte fayda var. Emekli maaşlarında maaşlar eskiden gayri safi yıllık hasıl artışından payı %100 olarak hesaplanıyordu. Sayenizde 130'a düşürüldü. Bir ucube şey daha var. Aylık bağlama oranları 2000'likte %70'lerdeydi. Şu an %28'lere düştü. Emekli aylık artışlar resmi enflasyona hapsedildi ve emekli büyümeden pay verilmedi. Tersine paylar gitgide daha da azalmaya devam ediyor. Rakamlara bakarsak emekliler nasıl bir mucize imza attıklarını da görürüz. Türk İş'in açıkladığı rakamlara göre bir kişinin açlık sınırı 14.431 lira, en düşük emekli aylığı 10 bin lira, açlık sınırının maalesef 1/3'ü, bir de bir emekli maaşıyla 2-3 kişilik ayların geçimini düşünün ki bu bir büyük mucize. Nisan ayında 7.500 lirayla emekli maaşıyla 61 kilo peynir alınırken şu anda 30 kilo peynir alınabiliyor. Nisan ayında 29 kilo et alınabiliyordu. Bugün 12 kilo et alınabiliyor. Nisan ayında emekli maaşıyla 158 kilo nohut alınırken bugün 65 kilo nohut alınabiliyor. Bir de hep bizi kıskanan Avrupa ile kıyaslayalım emekli maaşlarını. Almanya'da ortalama emekli maaşı 1400 euro, Hollanda'da 1430 euro, İtalya'da 1359 euro, Türkiye'de bir emekli sadece 300 euro maaş alıyor. Değerli arkadaşlar, bakın tekrar söyleyelim. Almanya'da 1400 euro, Türkiye'de 300 euro. Türkiye'deki emeklinin durumunu bu rakamdan bakarsak daha net anlayabiliriz. Bizi kıskanan Avrupa emeklisine bizim 5 katımız maaş ödüyor. Ayrıca Avrupa emeklerine kira, yakacak yardımı, hatta kedi, köpek yardımı ve vergi desteği veriyor. Maalesef Avrupalının kendisine gösterdiği saygıyı biz emeklimize göstermiyoruz. Biraz önce söyledim değerli arkadaşlar. Bakın emekli maaşıyla, bu aldığımız emekli maaşıyla hiçbir şey alamazsınız. Bir bu 10 bin lira emekli maaşı sizin aldığınız gömleğe yetmez, ayakkabınızın bir tekine yetmez. Zaten takım elbisenizle karşılaştırmak mümkün değil. İkinci el ayakkabıyı, ceket almak için bile hesap yapan, maalesef 40 kez düşünen bir emekli kesimiyle karşı karşıyayız. Emekli sadece aldığı maaşla değil, bir de harcamalara da bakmak lazım. Eskiden emekli eczaneye giderdi, ilaçlarını alırdı. Emekli %10 ve çalışanı %20 katılım payı öderdi. Hele hele raporlu hastalığı varsa hiç para ödemeden çıkardı. Şimdi hastaneye gidiyor, o da randevu alabilirse gidiyor. Bir muayene oluyor, maaştan 8 lira muayene parası. Üniversite hastanesine giderse 15 lira. Eczaneye gidiyor, ilaç alıyor, maaştan ilaç katılım payı %10 kesiliyor. İlacını alacaksan fiyat farkı ödeyeceksin diyorlar. Her ilaçtan fiyat farkı çıkıyor. Raporlu ilaçlar için bile fark ödenmeye devam ediyor. Reçetenin yaprağına, ilacın her kalemine, hastaneye, muayene için ayrı ayrı hepsine para ödeniyor. Zaten bu insanlar ne maaş alıyor ki bir de muayene ilaç parası alsın. Maalesef emekli, hele hele karı koca aynı ayda hastalanıyorsa durumu daha vahim. Emekli hastalansa bile hastaneye gidemiyor. Bir de değerli arkadaşlar, 84 milyonun içinde 16 milyon, yani nüfusun 1/5'i emekli var. Peki emekli maaşları bütçeye yük oluyor diyorsunuz ya. Emekliler gayri safi yıllık hasıladan ne kadar alıyorlar onu da biliyor musunuz? %4.5'unu, %20'sini alması gereken emekli sadece %4.5 pay alabiliyor. Bu emeklilerin aldığı paranın toplamının 3 katını da başkaları yemeye devam ediyor. Kimlerin yediğini de siz de biliyorsunuz. Yine bir çarpıcı rakam vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Türkiye'de devlete ait huzur evlerinde 14.535, özel huzur evlerinde 14.467 olmak üzere toplam 26 bin kişi barınıyor. Ama son dönemde huzur evlerine başvuran kişi sayısı 50 kata yakın artmış durumda. Bu da Türkiye'deki değerli arkadaşlar sosyal durumu göstermekte. Bizim kültürümüzde biliyorsunuz huzur evi yok. Avrupa'daki gibi huzur evine yatalım diye başvurulmaz.
aile sahip çıkar, evler birleştirir ama gelinen noktada bu artış emeklinin barınma ve geçim sorununun vehametini de göstermekte. Geçen sene 4,5 milyon hane sosyal yardım alırdı. Her sene artmaya devam ediyor. Bu yıl bütçenin %11,3'ünü yani 1,3 trilyon liralık faiz geliri alan rantiyelere gidiyor. Cumhurbaşkanı arabalarına, koruma giderlerine, maaşa ayrılan milyarlar var. Yeni alacağız 2900 araç var. Maalesef 3-5 maaşlı bürokratlar, eski vekiller, dolar garantili faiz ödemeleri ve var ama emekliye maalesef pay yok. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Mutlaka emekli maaşları, en düşük emekli maaşları asgari ücrete yükseltilmelidir.